Değerli dostlar, bugün de ne diyoruz? Kalbinizi sevin diyoruz. Yeni bir programda yine karşınızdayız. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda sizin için sağlıklı yaşamla alakalı güzel programlar yapıyoruz. Her hafta farklı bir konu başlığı seçiyoruz. Bu hafta da güzel bir konu başlığı seçtim sizin için. Programdan hemen önce biliyorsunuz iki tane kitabımız var yaşam tarzınız kaç puan gerçekten yaşantınızı düzene sokmak için iyi bir kılavuz ve kolesterol sorunu olanlar, kolesterol yalan mı, gerçek mi? Kitaplarımızı bütün kitapçılarda edinebilirsiniz diyoruz. Peki bugünkü konu başlığımız nedir? Bugünkü konu başlığımız hipertansiyon, yüksek tansiyon ya da süper tansiyon. Tansiyon yüksekliği. Ya diyeceksiniz ki evet tansiyonla alakalı daha önce çok program yapmıştınız. Evet çok program yaptık belki tansiyonla alakalı ama hipertansiyon gerçekten önemli bir hastalık ve Önümüzde de 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü var. Ee, bu nedenle birazcık da biliyorsunuz bu tür günlerde biz genelde böyle farkındalık amaçlı programlar yapıyoruz. Yani bu da bir sebep olacak bizim için. Yüksek tansiyonu tekrardan burada kurcalamak istedik. Yüksek tansiyon niye önemli? Çünkü toplumun %30'unda görünüyor. 50 yaş üzerindeki her kişiden bir kişi yüksek tansiyon hastası ve bakıldığında kontrol edilmeyen yüksek tansiyon bütün vücuda zarar veriyor. Yani beyni etkiliyor, felç, inme yapıyor, gözleri etkiliyor, görme bozuklukları yapıyor, kalbi etkiliyor, ritim bozukları, kalp krizi, kalp yetersizliği yapıyor. Böbreği etkiliyor, böbrek yetersizliği yapıyor, aortu etkiliyor, aort disseksi, yırtılması vesaire böyle ciddi birçok hastalığı tetikliyor. Ama <laughs> nasıl tetikliyor? Eğer kontrol edilmediğinde. Ama siz tansiyonu kontrol ederseniz, belli bir seviyenin altına indirirseniz bu hastalıkların hepsini önlemiş oluyorsunuz. Bu kadar da önemli bir şey. Yani önleyebiliyorsunuz bu hastalıkları. Ee, ama şöyle de bir sıkıntı var. Tansiyon hastalığının maalesef üçte biri de gizli seyrediyor. Yani i̇nsanlar hastalığı kendilerine konduramadıkları için tansiyonlarını ölçmüyorlar. Ne oluyor? Tansiyon hastalığını fark ettiklerinde bu organlarda zedelenmeler, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu açıdan hani ölçmeden bilemezsiniz diyoruz. Mutlaka kan basıncınızda 6 ayda bir de olsa şikayetiniz olmasa ölçün diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde herkes mutlaka ve mutlaka tansiyonunu ölçüyor. Oldu mu? Hem sağ koldan ölçüyorsunuz hem sol koldan öl ölçüyorsunuz. Peki bugün neden bahsedeceğiz? Bu kadar önemli bir hastalık. Toplumda bu kadar sık gözlenen bir hastalık. Peki tamam oluştuktan sonra biz tedavi veriyoruz. Bir şekilde tansiyonun önüne geçiyoruz ama bu hastalık önlenebilir mi? Yani bizim için en önemli olan şey biliyorsunuz hastalıkların önlenmesi, en iyi tedavi, primer koruma dediğimiz. Evet, bugünkü bizim program başlığımız yüksek tansiyon gelişimi önlenebilir mi? Gerçekten hani önemli bir soru. Hemen kısadan cevap verebilirim. Evet, bazı kişilerde yüksek tansiyon gelişimi önlenebilir. Bazı kişilerde de ötelenebilir. Yani ötelenmek şu, 40 yaşında çıkacak bir tansiyonu siz 60 yaşına kadar öteleyebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Biz bu yüksek tansiyon gelişimini nasıl önleyeceğiz? Çok basit kurallarımız var. Hep de bahsediyoruz. Sağlıklı bir yaşam tarzıyla. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürerseniz yüksek tansiyona yakalanmazsınız. Ailede genetik bir yatkınlık varsa da 30'lu yaşlarda yakalanacağınıza belki 50-60'lı yaşlarda yakalanacaksınız. Peki sağlıklı yaşam tarzımıza sorgulayarak dönüp dolaşıp kitabımıza da geliyoruz. Yaşam tarzımızı sorgulayarak. Peki, tansiyon gelişimini engellemek için ne yapacağız? Birincisi en önemli noktalardan bir tanesi kilo. Yani siz kilo aldıkça tansiyonunuz yükselir. Aldığınız her bir kiloya tansiyonunuz bir birim yükselir. Şöyle söyleyeyim. Siz tansiyonunuzu ölçtünüz. Büyük tansiyon 130 mmHg ya da e, halk diliyle 13 çıktı. Siz ideal kilonuzdan 10 kilo aldınız. Tansiyonunuz birden 14 14.5'lere çıkacak. Yani direkt kilo alımıyla beraber tansiyon yükseliyor. Bu açıdan Kilo alımı ile tansiyon yüksekliği birebir bağlantılı. Yani siz fazla kiloluysanız, sizde yüksek tansiyon hastalığı gizli bir şekilde seyir gösteriyor olabilir. Mutlaka tansiyonunuzu ölçün. Yani diğer taraftan da kiloluysanız henüz bir yüksek tansiyon gelişimiz yok. Hemen kilo verin. İdeal kilonuza inin ki yüksek tansiyon gelişimiz. Yani bir numaraya ne yaptık? Kiloyu koyduk. İkincisi, hareket. Gerçekten hareket etmek, düzenli egzersiz yapmak, sadece tansiyon değil şekerden kansere kadar birçok hastalığı gerçekten önlüyor. Birçok hastalığı önlüyor. Hareketsiz sedanter yavaş bir yaşam sürenlerde, tembel bir yaşam sürenlerde, böyle bir adım atmaya üşenenlerde ise maalesef tansiyon hastalığı erken ortaya çıkıyor. Zaten tansiyon hastalığının temel tedavilerinden bir tanesi de biz şey diyoruz ki düzenli egzersiz yaparsanız ilaç ihtiyacınız kalmayabilir. Bu açıdan egzersizi bir yaşam tarzı olarak, alışkanlık olarak biz ne yapacağız? Hayatımıza ekleyeceğiz. Haftanın en az bir 4 günü 30-40 dakika yürüyüş yapabilirsiniz, yüzme yapabilirsiniz, bahçe işleriyle uğraşabilirsiniz. Bakıldığında bisiklet yapabilirsiniz. Yani yeter ki bunu düzenli yapın. Yani siz düzenli hareket ediyorsanız, düzenli egzersiz yapıyorsanız sizin hipertansiyona, yüksek tansiyona yakalanma riskiniz daha düşüktür. Yüksek tansiyon gelişimini engelleyebilirsiniz. Üçüncü nokta, tuz tüketimi. Gerçekten tuzla yüksek tansiyon birebir bağlantılı. Çok tuz tükettiğinizde ne oluyor? Tansiyonlar yükseliyor. Ve tuzlar arasında bir fark yok. Yani Himalaya tuzu olsun, okyanus olsun, kaya tuzu olsun, deniz tuzu olsun vesaire fark etmiyor. Yani bütün tuzlarda siz fazladan tüketim yaptığınızda vücuda fazladan sodyumu koyuyorsunuz. Ne oluyor? Tansiyonunuz yükseliyor. Ortalama günlük tuz ihtiyacınız bizim nedir? 6 gram kadar. Bir silme tatlı kaşığı kadar ama biz bazen bunu 3 katına kadar çıkabiliyoruz. Çok tuz tükettiğimizde de ne oluyor? Tansiyonumuz yükseliyor. Ve şunu düşünmeyin. Yani yemeklere attığım tuz o kadar olacak diye düşünmeyin. Birçok gıdada tuz var. Ekmekte bile tuz var. Hazır gıdaların büyük bir kısmında tuz var. Bunlara dikkat edersek zaten bizim günlük alacağımız ekstradan tuz ihtiyacımız ne olacak? Bir çay kaşığı bize yetecek. Daha fazlasını biz kullanmayalım. En önemli alışkanlıklardan bir tanesi sofraya en azından bir tuz koymayalım. Yemeği tatlandırmak için yemeğin tadına bakmadan tuz atmayalım. Yemeği tuz yerine baharatla biz tatlandıralım. Yani bu alışkanlığı yaptığımızda biz tuz tüketiminizi azalttığınızda ne olacak? Yüksek tansiyon gelişimini önleyebilirsiniz. Ne dedik? Kilo dedik, hareket dedik, diğer bir olay tuz dedik. Peki dördüncü madde nedir? Zarlı alışkanlıklar. Bu da nedir? Sigara ve alkol. Gerçekten yoğun tütün tüketimi, yoğun alkol tüketimi yüksek tansiyonu erken yaşlarda ortaya çıkarabiliyor. Erken yaşlarda ortaya çıkarabiliyor. Ve bununla beraber, bunların beraber tüketimiyle yüksek tansiyonla beraber damar sertliği de ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz birçok hastalığı tetikliyor. Bu özellikle tütün ürünleri ve alkol konusunda dikkat olmak lazım. Pasif içiciliği bile gerçekten dikkat edin diyoruz. Yani siz tütün alışkanlığınızı bir tarafa bırakmanız lazım. Alkol tüketiyorsanız mutlaka kısıtlamak lazım. Eğer tüketmiyorsanız da hiç başlamamak lazım. Yani siz sigara ve alkolden uzak kaldığınızda siz yüksek tansiyondan da uzak kalmış olacaksınız. Geldik 5. madde nedir? Uyku. Evet uyku vücudumuz için çok ama çok önemli. Kaliteli ve derin uyumamız lazım. Günlük bir ortalama 7 saat uyumamız lazım. Uyku vücudu ertesi güne hazırlar. Uykusuz bir gece geçirdiniz. Ertesi gün tansiyonunuz yükselecektir. Birkaç gece uykusuz kaldınız, tansiyonunuzda ani fırlamalar olabilir. O nedenle uykuyu ihmal etmeyin. Yani herkesin arada bir uykusu kaçar ama haftanın böyle 3-4 günü uykunuzda sıkıntı oluşuyorsa, gece sık uyanıyorsanız, sabah yorgun kalkıyorsanız, uykuda sıkıntılar varsa o zaman bunun üzerine gitmek lazım. Ne yapmak lazım? Uyku konusunda destek almak lazım. Uykumuz kaliteli ve düzenli ise derin uyuyorsak yüksek tansiyona yakalanma riskimiz daha düşük olacaktır. Diğer bir madde ise stres. Maalesef yaşadığımız her alanda streslerle karşı karşıyayız. Hani bakalım da geçim stresi olsun, trafik stresi olsun, iş stresi olsun, işte e, gençler için sunum stresi olsun, sınav stresi olsun, herkes farklı bir stres yaşıyor ve ben hep şunu savunuyorum. Az stres motive eder, orta derecede ve ağır stres ise kişiyi geriye götürür. Sürekli stres altında kalan kişilerde yüksek tansiyon daha erken gelişiyor. Evet bu özellikle bilimsel olarak da kanıtlanmış. Özellikle iş yeri stresi yaşayanlarda bakıyorsunuz e, bu stresi yaşamayanlara göre kalıcı hipertansiyon daha erken dönemde gelişiyor. Yani stresle etkin bir mücadele ettiğinizde stresten uzak kaldığınızda ne olacak? Siz tansiyondan uzak kalacaksınız, gelişebilecek bir tansiyon ötelemiş olacaksınız. Gerçekten bakın size 7 madde saydım, sağlıklı yaşam için. Bunları her birisini yaptığınızda her biri size ayrı katkı sağlayacaktır ve hepsini bir arada yaptığınızda ise sadece tansiyon değil, işte şekerden, kanserden, kalp hastalıklarına kadar bir ton hastalıklardan uzak kalacaksınız. Ne olacak? Yüksek tansiyon gelişimini önleyeceksiniz. Belki tansiyon hiç karşınıza çıkmayacak. Karşınıza çıktığında belki hafif dereceli bir tansiyon karşınıza çıkacak. Evre bir tansiyon karşınıza çıkacak. Belki 30-40 yaşlarda çıkacak tansiyon. 60-70'li yaşlarda karşınıza çıkacak, ötelemiş olacaksınız ve tansiyonun zararlı etkilerine karşı ne yapacaksınız? Vücudunuzu koruma altına alacaksınız. Evet, böylece 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü için kısa bir özet geçmiş olduk. Neden bahsettik? Yüksek tansiyon gelişimini önlemek sağlıklı yaşam tarzıyla mümkün ve size 7 tane madde saydım. Gerçekten bunları uygulamaya çalışırsanız yüksek tansiyondan uzak kalırsınız. Evet, YouTube kanalımızda gerçekten çok güzel etkileşimler oluyor. Yani çok güzel yorumlar da geliyor. Siz de mutlaka ve mutlaka e, programlarla ilgili yorumlarınızı, katkılarınızı mutlaka orada belirtin ve beğendiğiniz programları lütfen ne diyoruz? Çevrenizde paylaşın, sağlıklı yaşama katkı yapın diyoruz. Bir sonraki Kalbini Sev programında tekrar görüşeceğiz. Bugün de Label Grup Tutuyorlar'ında Soner ve Alex ile beraber size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.